Selam dostlar, bugün Aero Tales Online oynayacağız. Uzun süredir kanalımda zaten bu oyundan size ara ara bahsediyordum ve mutlaka oynamanız gerektiğini söylüyordum. Neden? Çünkü hem bilgisayardan oynayabiliyorsunuz, Steam'den indirebilirsiniz, Google Play Store'dan, Apple App Store'dan telefonlarınızı indirebilirsiniz ve tüm arkadaşlarınızla, yani arkadaşın telefondan oyunu oynamayı sevmiyor mu? Sorun yok, o bilgisayardan oynasın, sen telefondan. Ve oyun bir MMORPG, yani rol yapma oyunu olduğu için hani çok da FPS oyunlar gibi telefon bilgisayar arasında fark olmuyor dostlar. Hatta telefondan oynayanlar bence daha iyi bile oynar. Bugün Aero Tales Online'a tekrardan bir göz atacağız. Güzel bir karakter dizeceğiz. Demirci de artı basmaya çalışacağız. Arena'ya gireceğiz ve dungeon yapacağız. Yani başından sonuna kadar Aero Tales Online'da neler yapabilirsiniz? Size bunları anlatacağım. Açıklamalar kısmına oyunun indirme linkini bıraktım dostlar. Aynı şekilde yorumlara da sabitledim. Mutlaka indirmek için o linki kullanın. Hadi gelin oyuna bir göz atalım. Oyuna geçmeden önce size sınıfları göstereyim dostlar. Tekrardan ben zaten incelediğim daha önceki videolarda gösterdim ama üstünden geçmekte fayda var. Şimdi taraf var, yani faction, ırk olarak düşünebilirsiniz. Hero ve villain dostlar. Hero'da da aynı şekilde villain'da da dostlar aynılar. Yani sınıflar falan değişmiyor. Warrior sınıfını görüyorsunuz. Kadın seçerseniz samuray oluyor dostlar. Ranger sınıfımız var. Kadın olursa gördüğünüz gibi şöyle bir tabanca kullanıyor. Erkek olursa ok kullanıyor agalar. Archer oluyor. Wizard sınıfı erkek olursa bildiğiniz büyücü asa kullanıyor. Kadın olursa witch. Yani daha kısa bir asa kullanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi samuray, warrior bu şekilde. Bunların arasında hani ne gibi bir fark var derseniz hani kullandıkları silahlar ve yetenek kullanım tarzları değişiyor. Yani tabanca kullananla ok kullananın aslında özünde birbiriyle aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Hani görünüm tercihi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Saç stillerini şöyle göstereyim. Gayet tatlı saç stilleri var. Saç renklerini değiştirebilir. Göz rengini de ayarlayabilirsiniz. Daha sonra da oyuna başlayabilirsiniz. Hadi gelin biz de başlayalım. Evet, kulaklığımızda taktığımıza göre şöyle bir oyunun en sevdiğim, böyle hani bazılarınız hep böyle ister ya, eski tarz oyunlar olsun. Yani bu oyun dostlar ne telefonunuzda kasacaktır ne de bilgisayarınızda kasacaktır. Yüksek FPS'lerde sorunsuz oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle tatlı tatlı pazar sistemi ve aynı zamanda global bir oyun. Yabancılar da var ve hiç pay to win yok dostlar. Birazdan marketini de inceleyeceğiz. Hatta kendime güzel de bir char dizeceğim ve bu dizdiğim char beni ne kadar güçlendirecek bir bakalım. Yani ben şimdiden söyleyeyim, spoiler vereyim size, hiç güçlendirmeyecek. Çok güzel kostümizasyon seçenekleri de var. Adam kanadını kılıcını 10 numara yapmış. Oyunun birçok şey değişmiş dostlar. Bakın şu pembe şeyi görüyor musunuz? Bakın. Bu pembeyi görüyor musunuz? Bu pembe ne biliyor musunuz? Oyuna yeni başladığınız zaman sizin peşinizde. Daha doğrusu siz onun peşine takılıyorsunuz. Onun ismi Yumi dostlar. Yumi görevlere götürüyor sizi. Yani ya ben şu görevi bulamadım, çok sıkıldım falan filan demeyin diye adamlar böyle güzel tatlı mı tatlı bir yoldaş eklemişler. Bu yoldaş sayesinde siz de artık görevlerde kaybolmayacaksınız dostlar. Oo, sen de çok güzel karakter yapmışsın be. Çok sağlam. Gerçekten çok sağlam. Bu Aero Tales Online oyuncularından birisi dostlar bir zindandan düşürdüğü item sayesinde kendine 4090'lı bir bilgisayar dizdi. Oyunda hiçbir pay to win sistem yok ama değerli item çok dostlar. Kesinlikle bir bence bu oyuna göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak kılıcımızı falan bir çıkartalım abi, değil mi? Kılıcımızı çıkarttık. Demirci'ye gelelim. What's up Demirci kardeş? Biz birazcık geliştirme yapacağız. Bu arada oyunda yok olma yok dostlar. Hani artı 8'e kadar yok olmuyor, sadece hani geri sarıyor. Yükseltme şansı %100. Bunlarda hiç zorlanacağımızı zannetmiyorum ama parlak bir silah kullanmak benim de hakkım. Artı 2 yine bir problem yok. Bunda da hiçbir şekilde zorlanmaz. Artı 3'te yükseltme şansı %99'a düştü baba. Daha üstümüzdekilere falan da artı 5'ciz. Aa, artı 4'te %50'ye düştü direkt ha. %35 artı 5'te. Acaba başarılı olabilecek miyiz, ne diyorsunuz? Oyunda geliştirme başarısız dedi. Kırdı. Artı 2'ye düşürdü ya. Hasarlı diyor. Peki bunu tamir ettirmemiz mi gerekiyordu, bir dakika. Abi şimdi biz kılıcı kırdık, hasarladık. Bunun için ilk olarak bir onarma eşyasına ihtiyacımız var. Ama onarma eşyasını almadan önce parlamasını size göstermek istedim. Gayet güzel bir onarma eşyası. Yüksek ihtimal dungeonlardan falan düşüyor dostlar. Bu pazarda falan bulabilirsiniz bunu. Oo, YouTuber. Bakın bir tane YouTuber tag'i almış bir arkadaş var. Bu demek ki oyunun içeriklerini üretiyor. Siz de oyunun içeriğini üretmek isterseniz bu şekilde tag alabilirsiniz dostlar. Aşırı havalı duruyor. Gerçekten havalı duruyor. Şimdi oyunun mağazasına bir girelim abi. Oyun pay to win mi değil mi? Buna bir göz atacağız. Ama ben şu facecam'imi... Tamam, nereye alayım lan? Facecam'imi koyacak bir yer yok. Ben facecam'imi şöyle şimdilik ortaya koyayım abi.
Oyunun her şeyini görün diye kendimi bir ortaya koydum. Şurada benim karakterim var. Bakalım abi burada ne varmış? Buraya girdiğiniz zaman sadece kostümleri görüyorsunuz. Ve bu kostümler kesinlikle size hiçbir şekilde özellik katmıyor dostlar. Tamamen görünüm. Yani görünüm hoşunuza gidiyorsa bu kostümleri alabiliyorsunuz. Gerçekten de güzel kostümler var gibi duruyor. Bakın kostümleri detaylıca buradan görebilirsiniz. İsterseniz şöyle giyip üzerinizde de görmeniz mümkün. Bu Kaneki Ken kostümüne benziyor lan. Sword Art Online izleyenler varsa bu da Kaneki Ken'in sevgilisi. Kadın kostüm var ama anlamışsınızdır siz. High School kostüm. Ya gördüğünüz gibi bu kostümlerin hiçbiri dostlar doğrudan size ekstra bir özellik vermiyor. Bakın 2 STR, 2 INT, 2 DEX. Gerçekten söylüyorum. Uzun vadede hani size hiçbir şey sağlamaz yani bu... Ekstra bir şey arttırılmıyor. Oğlum bu kostüm çok güzelmiş lan. Çok güzel. Şöyle bir kostümlere bakacağız zaten. Hoşumuza gideni alacağız. Haydi. Çok sağlam kostümler var. Ben hangi birini alacağım bunların? Oyuna birazcık para yatırdık. Oyunu deneyeceğiz ama kadın kostümüymüş. Tamam mı? Bence hangi kostümü alalım biliyor musunuz gençler? Yani o birazcık günümüz şeyine benzeyen vardı ya. Şuna da bakayım da içimde kalmasın. Bu kostüm de güzel abi. Red Dragon outfit. Şu Red Dragon'a da bir bakalım. Bilmiyorum. Bu Red Dragon'u çok sevmedim. Freestyle alacağım. Freestyle daha çok hoşuma gitti. Ha bu arada shop ekranına gelmişken göstereyim dostlar. Promosyon koduna giriyorsunuz. Tamam mı? Aero ama siz Aero yazın. Talos 1 kodunu yazıyorsunuz. Tazminat diyorsunuz. Promosyon kodu başarıyla talep edildi. Size premium eşyalar yükleniyor dostlar. Dediğim gibi promosyon kodunda açıklamalar kısmına bıraktım. Premium eşyaları kazanmak için oyunu indirdikten sonra, oyuna girdikten sonra shop ekranındaki gösterdiğim promosyon kodu tekrardan gösteriyorum. Bakın çıktım, mağazaya girdim. Burada promosyon kodu var. Buraya Aero Talos 1 yazıyorsunuz. Tazminat diyorsunuz. Eşyalarınız geliyor agalar. Şimdi eşyaları görmek istiyorsanız oyunu indirmeniz lazım. Ama güzel eşyalar yani gerçekten güzel. Biz şunu alacaktık. Hemen alalım abi. Seri dizelim. Tamam mı? Bunu ben sevdim abi. Bunu satın al. Onayla. Bunu direkt alalım. Sonra onun ayakkabılarını da alalım. Ayakkabısız olmaz tabii ki. Bunu da satın aldık. Freestyle outfit. Tamamdır. Burada gözlük falan da satın alabiliyoruz. Bakalım. Buna özel bir şey. Şu nasıl abi? Aslında o kostümümüze uyuyor biliyor musunuz? O kostüm ben bir giyeyim hemen. Çünkü ona göre seçeceğiz ya. Nice abi. Ona göre seçeceğiz. Hemen girelim mağazamıza. O gözlüğe tekrardan bir bakalım. Evet güzel duruyor. Şu nasıl? Bunu beğenmedim. Tekno mask. Aslında bu da güzel olabilir. Oo RGB'li maske var lan oyunda. Böyle aşağılara doğru bir inelim. İnelim. Headphone. Sen ne diyorsun? Direkt al. Demin adamın birinde görmüştüm. Çok güzel. Bunu direkt aldım. Gözlük olarak da şunu alsam mı ki? Çok iyi abi bu gözlüğü de alacağım ben galiba. Tamamdır bu gözlüğü de aldım. Şimdi bir silah alalım. Silah görünümü satın alalım. Şöyle en sonda ben bir tane silah beğenmiştim aslında. Red Dragon Blade. Güzel. Efekti falan da var. Ama şöyle bizim kıyafetimize uygun şu Starlight Blade'imi alsam ki diye düşünmüyor değilim. Yani şeffaf bir kılıç. Ve bizim kıyafetimize de uygun bence. Ne diyorsunuz? Starlight Blade alınabilir mi abi? Bence alalım ya. Ben bunu almayı tercih ediyorum abi. Tamamdır. Starlight Blade'i de aldım. 23.000'im kaldı. 23.000'i umarım güzel bir kanat alabilirim. Yine üzerimdekininle uyumlu olması lazım. Butterfly kanatları olmadı abi. Ice Wing olmadı. Aslında şöyle... Peacock. Bu da olmadı. Desert Dragon. Bu kanatlar büyüyor dostlar geliştirdikçe. Dark Dragons. Hiç olmadı ya. Butterfly. Thunder. Thunder ne diyorsun? Thunder bir tık oldu gibi ya. Ice Wing mi alacağız yoksa? Burada silah kaplamamızı satın aldık. İsterseniz şu petleri satın alabiliyorsunuz. Bu dostlar petlerin kendi statları. Binek. Evet abi şöyle tatlı bir binekte gezmeyelim mi? Abi tarzımıza çok uygun ama onu alacak paramız yok ya. Neyse şimdilik unicorn alalım abi.
Burada bakın direkt marketten Repair Tool'u alabilirsiniz ama 9999'aymış dostlar. Yani gerçek parayla alınabiliyor ve bu satılmıyor yani. Bunu buradan alıp doğrudan para kazanamazsınız. Mesela Pay to Win olmadığını buradan da anlayabilirsiniz. Bu arada çok güzel çar yaptık ya. Bunların hepsi bakın balık gemi. Bunların hiçbiri takas edilemiyor dostlar. Ve size de gösteriyorum ki bunların ne olduğunu görün diye. Bunların hiçbiri pay to win birer unsur değil. Neredeyse oyunda satılan her şey kozmetik unsura kadar. Yani daha ne diyebilirim ki ben size? Hiçbir şey abi. Class change yapmak isterseniz satın alım yapıyorsunuz. Tabi oyun bir şeylerden de kazanacak. Envanterinizi genişletmek isterseniz. Faction'ınızı, ırkınızı değiştirmek isterseniz. Statlarınızı yanlış verdiyseniz, skill'lerinizi yanlış verdiyseniz. Bunları resetlemek isterseniz alıyorsunuz. Artı basmalarda başarım arttırımı satılıyor diye bu kesinlikle pay to win bir şey olduğunu göstermiyor dostlar. Yani onu ben size ekstra söyleyeyim. Evlenmek isterseniz falan fişman ekstra şeyler alıyorsunuz dostlar. Yani marketi baştan sonuna kadar hep beraber inceledik. Hep beraber bence eminiz artık pay to win hiçbir şey olmadığına. O yüzden marketi kapatalım. Şu son aldıklarımızı da bir giyelim abi. Çok tatlı olduk. Gerçekten çok tatlı olduk. Şöyle bir saldıralım. Nice. Lan facecam ortada kalmış gençler. Hesabı görüyor musunuz? Bineyim, kanadım, kılıcım 10 numara oldu. Gerçekten 10 numara oldu. Bayağı hoşuma gitti. Çok parlakmış lan binek. Şu arena sistemine bakalım. Bu arada arenada rank sistemi de var dostlar. Haberiniz olsun. Ben şu an Silver 1'deymişim. Bir eşleşme diyelim. Beni sıraya aldı. Maç bulduğunda bir artık rank atmış oluruz. Şundan da bahsedeyim dostlar. Şimdi bu oyunda statları falan kendiniz veriyorsunuz. O yüzden dikkatli verirseniz, karakterinizi tanıyarak verirseniz çok iyi olur. Pasif yetenekleriniz de var, aktif kullanabileceğiniz yetenekler de var. Bu yetenekleri okuyarak hani nasıl şekilde geliştireceğinizi seçerseniz daha iyi bir şekilde gelişir ve sıfırlama gereği duymazsınız dostlar. Evet, bir arena buldu dostlar. Direkt PvP attı beni. 15 saniye sonra başlayacakmış. Tamam başlasın. Karşımdaki ne acaba? Okçu mu? Gelsene oğlum. Oğlum gelsene. Kırık silahla sana doğru geliyorum. Abi bu adam kesin beni tokatlar. Kanka neden gelmiyorsun? Oğlum gelsene. Hey! Oğlum kendini mi dövdürteceksin? Niye saldırmıyorsun? Şöyle yetenekleri göstermiş olayım size. Şu dördü göstereyim. Çok sağlam yeteneklerimden biridir. Beşi de çok severim. 6 böyle rakibe doğru atlıyor. 7 de çok iyi. Çok sağlam bir yetenek. 8 tsunami yeteneği. Bu da güzel hasar veriyor. 9 çok sağlam bakın. Hop şimdi bunu şöyle kese kese vuralım. Oğlum geldi lan adam. AFK kaldı zannettim bir anda geldi. Ve adam beni tekleyecek yüksek ihtimal. Adam baya güçlüymüş. Adam baya güçlüymüş. Adam baya güçlüymüş abi ben. Ne oldu bir anda anlamadım ya. İkinci tura mı geçtik abi, bu adam beni her türlü yener ki. Adam bir de profesyonel oynuyor biliyor musunuz? Yetenekleri falan çözmüş. Yani ben de aslında kötü oynamıyorum ama şimdi onunla aramda bir item farkı var. Ben silahımı artı basarken falan bu adam bizi parçalar abi. Adam okçu bir kere. Ya yani tamam yendin kardeşim, tamam sıkıntı yok. Silver birden de düşüyoruz bu şekilde dostlar. Yani PvP'li, arenalı, rank sistemli bir oyun olduğunu da gösterdim size. Mesela burada aile bul sistemi de var dostlar. Nereden girdiğimi göstereyim. Yine şu menünün oraya tıkladığınız zaman aile var. Aile bul dediğinizde geliyor. Aile çok önemli. Özellikle PvP ve beraber gelişmek istediğiniz bir arkadaş ortamınız olsun istiyorsanız ya buradaki ailelerden birine katılın ya da kendiniz bir aile kurun. Arkadaşlarınızla toplanın falan fişman dostlar. Oğlum bu adam nasıl bir... Böyle yani öyle bir oynamış ki oyunu, çok güzel bir tag almış. Aynı zamanda loncası falan, simgesi falan da çok güzel. Hani şu tarz böyle MMORPG'lerdeki ayrıntıları seviyorsanız bile bu oyun oynanır. Ki ben bu oyuna MMORPG gözüyle bakmanızı tavsiye etmiyorum dostlar. Tamam özünde bir MMORPG ama şöyle bir durum da var. Bu oyunda canınız sıkıldığı zaman arkadaşlarınızla dişçilik oyunu da oynayabilirsiniz. Sinema, televizyon da izleyebilirsiniz. Pet yarışına katılabilirsiniz. Yani bu tarz farklı farklı şeyler yapmanız da mümkün. Oha adamın tag'e bak. Prisma Light. Bu da baya sağlam kostüm yapmış abi ya. The Chosen One.
Bu da çok tatlı duruyor. Oğlum bunun elindeki artı kaç öyle? Sen ne yaptın öyle abi? Abi çok güzel itemlar yapan insanlar var ha. Gerçekten insanın tekrar tekrar böyle MMORPG'ye başlayası geliyor. Şu ana kadar gördüğüm en iyi kostüm bu kızda. Dur lan bir çık. Şu ana kadar gördüğüm kostüm bu abi. Kombini çok güzel yapmış. Gerçekten kombinini çok güzel yapmış. Bayıldım. Soraka TR, bu videoya denk gelirsen abi, harbiden şu ana kadar gördüğüm en iyi böyle bir kostüm şeyi senin abi ya. Mükemmel. Yani renk uyumu olsun, kanatlar, parlaklık. Yanındaki peti bile adamla uyumlu lan. Ticarette seri dönüyor bu arada dostlara. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani yabancılar da olduğu için seri ticaret dönüyor. Şimdi dostlar bir tane dungeon'a geldim. Bu dungeon'daki yaratıkların hepsini tek tek kesebilirim diye düşünüyorum. Bu arada ben size ne göstermeyi unuttum lan. Bu kanatlarla uçabiliyorsunuz dostlar. Tabii ki bunun için ilk olarak uçuş lisansı almanız lazım. Ama çok iyi durmuyor muyum havada? Gerçekten çok iyi duruyorum havada var ya. Şu açıdan hemen bir tane screenshot alacağım. Bu şekilde uçabiliyorsunuz. Hani bilginiz olsun dostlar. Ama bunun için kanadınızın ve uçuş lisansınızın olması gerekiyor. Neyse biz konumuza odaklanalım. Şu kurtçukları bir keselim. Bu kurtçuklar bizi çok zorlamayacak. Tamam mı? O yüzden oyunun en sevdiğim mekaniklerinden birini gösteriyorum size. Bunu bence birçok kişi sevecektir. Böyle topluyorsunuz yaratıkları abi. Sonuçta her sınıfın kendine has bir alan yeteneği tarzı var. Tamam mı? Hop şöyle alan yeteneklerini kullanıyorsunuz. Hop şöyle basıyorsunuz. Böyle toplu toplu farm yapabiliyorsunuz. Zaten mutlaka sizinle beraber girecek birileri olur. Yani yalnız değilsiniz bu oyunda. Oyunun oyuncu sayısı güzel, artmaya da devam ediyor. Siz de bu oyuncuların arasına dahil olmak isterseniz ne yapıyorsunuz? Açıklamalar kısmına ve yorumlara bıraktığım linkten dostlar oyunu indiriyorsunuz. Ya bu farm kısmını özellikle gösteriyorum çünkü bazıları için bu kısım da önemli diyebiliyorum dostlar. Oo öldürecekler, öldürecekler bunlar. O canımı fena aldılar. Bir an çok fazla toplayınca alamazlar zannettim ama alıyorlarmış ha. Çok fazla toplayınca içimizden geçiyorlar abi. Böyle teker teker parça parça öldürelim. Böyle şuraya bir şu yeteneği salla. Oo seviye aldık, 55 olduk lan. Şöyle biraz gökyüzüne doğru yükselelim ya. Güzel farmımızı yaptık abi. Çok güzel ya. Uçmak ayrı bir güzel ya oyunda. Benim çok ayrı hoşuma gidiyor. Neyse. Dostlar gördüğünüz gibi Aerotalus Online arkadaşlarınızla oynamaya uygun. Birçok telefon modelinde, birçok bilgisayar modelinde çok rahat çalışabilecek. Hem de ortak sunuculuk. Yani bilgisayardan oynayan da, telefondan oynayan da dostlar aynı sunucuda beraber oynayabiliyor. Global bir oyun. Diğer ülkelerdeki oyuncularla da savaşabilirsiniz. Ayrıca mağaza incelememizde gördüğünüz kesinlikle pay to win hiçbir şey yok. Yani oyuna sadece kozmetik ve çok nadir kullanacağınız şeyler için para yatırıyorsunuz. Marketten aldığınız şeyleri satmak da yok. Oyunda dungeonlardan düşürdüğünüz itemları tabii ki diğer oyunculara isterseniz bir satabilirsiniz oyun içi parayla. Hem bu sayede kendinize oyun içi güzel bir gelir elde etmiş olursunuz. Pazar sistemi sayesinde zaten düşürdüğünüz işinize yaramayan tüm eşyaları satmanız mümkün. Unutmayın açıklamalar kısmına ve yorumlara Aerotalus 1 kodunu bırakıyorum dostlar. Mağaza kısmına giriyorsunuz. Promosyon kodu kısmı var hemen burada. Ona giriyorsunuz. Aerotalus 1 yazıyorsunuz. Tazminat diyorsunuz dostlar. Premium eşyayla oyuna başlıyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.